Efendim şimdiki konuğum bilinçaltı sembol dili uzmanı Murat Başaran kendisiyle yine bilinçaltına dair çok değişik şeyler konuşacağız değil mi hocam? Böyle evet. her hafta gerçekten evet, evet, evet. çok da güzel ilgi çekti. Gerçekten öyle. Yani soru yağmuruna tutulduk. Ee, bir de bizim e, şu an beni izleyenler hep merak ediyor. Hocam lütfen söyleyin diye hı hı. sosyal ağlarımızda Instagram ve WhatsApp gruplarımızda her gün ücretsiz olarak hı hı. yani çoğu insan bunu parayla yapıyor ama biz ücretsiz olarak hı hı. E, bilinçaltı olumlamaları, kodlamaları yayınlıyoruz ve bunu herkes sabah kalkar kalkmaz uyanır uyanmaz bakıyor ve her sabah güne şöyle başlıyor. Ben mucize ötesiyim. Ben durdurulamazım. Ben başaranım diye başlıyor ve bütün günü full motivasyonu ve enerjili geçiyor. Hı hı. Tabii bunun yanında bir sürü meditasyon örnekleri de var. Şimdi biz her hafta sizinle zaten bir kodlama yapıyoruz hocam. Bir çalışma yapıyoruz aslında programlarımızda. Evet. İsterseniz bugün de bir yine kodlamayla açalım programımızı. Siz hani WhatsApp gruplarında her gün yapıyorsunuz bunu aslında. Evet. Her gün mü olması da gerekiyor? Şimdi hayır. Biz şöyle bazı çalışmalarımız var konsept. Hı -hı. Mesela ilişkiler. Hı -hı. Aşk, evlilik, ilişkiler. Bir diğer ki çalışmamız para, bolluk, bereket. Bir diğer çalışmamız fit kalma, zinde kalma. Hı -hı gibi çalışmalarımız var. Tabii bunlar her gün bir kişinin istikrarlı bir şekilde yapması gerekenler var. Çünkü bilinçaltı şakadan, espriden anlamıyor. Eğer ona her gün sen değerlisin. Seni seviyorum. Sen çok güzel görünüyorsun dediğiniz zaman hı hı. o bunu gerçek zannediyor. O zaman bugünkü kodlamamızı sevgi üzerine ve mutluluk üzerine verelim hocam. Tabii ki. Yani kodlamalarımız çok fazla ee, ama şöyle bir Pratik bazı bilgiler vermek hı hı, istiyorum buyurun. aslında. Çünkü kodlamalar, bilinçaltı kodlamalar yapılmadan evvel bazı kişilerin kulaktan duyma bilgileri var. Çünkü artık sosyalleşme, iletişim hı hı. o kadar fazla ki herkes bir şey yapıyor. Fakat bakın ben profesyonel bir yaşam koçuyum aynı zamanda. Hı hı. NLP eğitimim, biyoenerji eğitimim ve üniversite sertifikalı eğitimlerim var. Şimdi haliyle benim karşıma bir e, arkadaşımız geldiği zaman öncelikle onu çek etmemiz lazım, bir röntgenini çekmemiz hı hı. lazım. Nasıl ki bir doktor hastasını önce filme gönderir, e, laboratuvara gönderir, biz de ona bir analiz, bir test yapmamız lazım. Fakat bu testlerin içerisinde en önemli testlerden bir tanesi bilinç altını direkt 12'den vuran testler var. Yani karşı karşıya e, birkaç soruyla ortaya çıkardığımız konular var. Bir Problemin neden başına geldiğine dair 12'den vuracağız hı hı. ve o tespiti hemen duygusunu değiştirmeye çalışacağız. Hı hı. Bakın bilinçaltı şakadan, espriden anlamıyor derken bir örnek vereyim. Ee, bir şimdi şu an bir limon düşünün. Sarı buz gibi soğuk bir limonu hı hı. düşünün Safiye Hanım. Şimdi ikiye bölsek o limonu şöyle kaşığın içine sıksak limonu o suyunu o buz gibi ve ağzımıza o suyu içmeye çalışsak. Şöyle bir hayal eder misiniz o ekşi suyu içtiğinizi? Yüzüm ekşidi hocam. Ekşidi değil mi? Oysa ki ortada ne limon var hı hı. ne su var ne kaşık var sadece cümleler var sözler var. Şimdi sizin bilinçaltınızda limonun ekşiliği kotlanmış limonun kendisi kodlanmış hatta çoğu insana şeftalinin o tüyleri kotlanmış Ben bunları konuşurken bile ekranda e, belki ekranı kapatacaklar bile oluyordur. Ama bunların hepsi bilinç altına kitlenmiş ama değiştirilebilecek kadar da kolay şeyler, Tikler, takıntılar, endişeler, kaygılar. Bunların hepsinin bilinç altında bir e, yapısı var, hı hı. kodlanmış durumda. Annemiz zamanında bir şeyden korkmuş, o biz ondan korkulacağını hı hı. zannetmişiz. Oysa ki e, eğer biz bunların değiştirilebileceğini öğrenirsek, hı hı. uzman kişilerden öğrenirsek, o zaman hayatımız bir felsefe üzerine kurulur. Yani önümüze çıkan her olay karşısında panik yapmayız, problem olarak görmeyiz. Aksine onu bir hediye olarak görebiliriz. Evet, bugünkü kodlamamızı şöyle yapacağım. Bir şey öğreteceğim size. Sizlerin karşısına, ekran başında dinleyenlere de söylüyorum. Hı -hı. Bunu. Önünüze hangi olay gelirse gelsin, ister olumlu, ister olumsuz hiç fark etmez. O gelen şeyin bana bunun hediyesi nedir diye sorun. Çünkü şunu unutmayın ki sizin başınıza gelen her şey size bir hediye olarak geliyor. Aslında sizin bilmediğiniz bir konuyu araştırmanız için, yükselmeniz için bir fırsat olarak görün. Eğer bunu böyle bilirseniz, böyle düşünürseniz önünüze gelen hiçbir konu, olumsuz zannettiğiniz hiçbir şey sizin önünüze geçmeyecek, engellemeyecek, alıkoymayacak. Safiye Hanım insanlar hayal kurmasını bilmiyor. Bakın hayalleri hep olumsuz yönde kuruyor. Araba kullanırken hep iş yerindeki senaryoyu, eşiyle karşılaştığı zaman olabilecek senaryoyu hem de genelde kötü senaryolar kuruyor. Evet hocam bu bazen vesvese gibi de oluyor aslında. Hep en kötüsünü düşünüyoruz. Evet. Bir olay hayal ederken bile Hı. ama ya şöyle olursa diye hemen orada bir olumsuzluk geliveriyor. İşte insanların sorunları buradan başlıyor. Hı -hı. Ve buna vesvese deniyor. Vesvese de kendisi, hediye de kendisi, çözüm de kendisi. Ben şimdi bakın bir örnek vereyim. Araç kullananlar bilir. Şimdi önünüzde hatalı sollama yapan, aniden duran bir araç olsa ve 10 saniye sonra or oradan geçtiğiniz zaman bir daha onu unutuyorsunuz. Aklınıza bile gelmiyor. Doğru. Yani o an oldu ve bitti. İşte bilinçaltına bunu kodladık. Hı hı. Bazen de araba kullanırsınız. Araba mı kullanıyor, sen mi kullanıyorsun farkında bile olmazsın. Araba gidiyor. Önüne bir şey çıksa frene basıyorsun, gaza basıyorsun ama artık kendin yapmıyorsun. Bilinçaltından direkt geliyor bisiklet kullanmak gibi. Şimdi olumsuz bir şey, bir senaryo aklımıza geldiğinde hı hı. yapacağımız tek şey şu. Güzel bir senaryoyla yer değiştirmek. Bakın, eğer bir korku ve tehdit altında iseniz eğer sizi birileri devamlı sıkıştırıyorsa, korkunun olduğu yerde endişe olur, kaygı olur, nefret olur, güvensizlik olur. Ve birçok hastalık size gelebilir. Problem yaşarsınız. Yani durduk yere canınız acır. Ama eğer korkunun yerini bir kez olsun bir denemesini yapın. Korktuğunuz birine bir dakika boyunca bir sevgi gösterseniz ve ona karşılıklı bir sevgi alışverişine girseniz, inanın korku yerini sevgiye bırakıyor. Sevgi de kendisini en olumlu, pozitif düşüncelere bırakıyor. Artık endişelenmiyorsun. Artık korkmuyorsun. Önün açılıyor. Sevgi sana sağlık ve şifa getiriyor. Şimdi ben orayı çok anlayamadım hocam. Ben sorumu sorarken de isterseniz siz bir peçeteyle silin yüzünüzü falan. Evet. Çünkü çok sıcak stüdyomuz. Hem de yaz mevsimindeyiz. Şimdi hocam, ee, tamam yani düşünün eşinden evet. şiddet gören sürekli eve girdiğinde korkan bir kadın düşünelim evet. nasıl sevgi gösterecek adama zaten göstermiş adam anlamamış nasıl olacak şimdi bakın bir kere şunu düşünecek bu insanı ben hayatıma soktum bu kişiyi hayatıma ben seçtim hı hı. ben baştan bunun belki öyle olduğunu biliyordum değiştirmek için soktum ben yaptım. Bir kere bu kişi şunu kabul edecek, diyecek ki, evet her şeyi, eşimi, olanları hepsini gördüm ve bütün bu yaşananların sorumluluğunu şu an üstleniyorum, kabul ediyorum Hı -hı. diyecek. Eğer sen sorumluluğu bir kere alırsan, ama bu saatten sonra her şey artık eşimin bir bakış açısı ve benim bir bakış açım olarak kalacak diye düşünürse, Hı -hı. o zaman hiçbir olay onu rahatsız etmeyecek. Eşi isterse önünde amuda kalksın, bana mısın demeyecek. Diyecek ki ona, bu senin bakış açın, bu senin seçimin diyecek. Orada bitecek olay. Evet, o da diyecek ki, evet doğru bu benim bakış açım, bu benim seçimim. O zaman eşi de diyelim ki, sen bir şey yaptığın zaman, eşin sana bir şey dediği zaman, sen de eşine rahatlıkla şunu söyleyeceksin. Buna kızmana gerek yok, bu benim bakış açım. Ve bu benim seçimim. Bu doğru hocam, çünkü evet. ben bunu denedim. Yani bir tartışma anında kardeşimle bu senin bakış açın dedim şöyle bir kaldı. Bir kalıyor söyleyeyim. Yani. Kalıyor. Beklemiyor çünkü öyle bir şey. Aynen. Aynen. Beklemiyor ve yeni bir şey getiriyor. Artık karşılıklı ilişkiler bir oyuna dönüşüyor. Ama tatlı bir oyuna. Ve şunu anlıyor herkes. İki taraf şunu anlıyor. Evet diyor ben bir bireysem benim de seçimlerim Hı -hı. var. O da bir bireyse onun da seçimleri var. Şimdi bakın erkekler ve kadınlar konusu çok farklı bir konu. Genelde hep erkekler annesinin yetiştirdiği evlatlar olduğu için annesinin bütün o ilgisini, sevgisini aldığı için hı hı. haliyle eşinden de bir annelik bekleyen erkekler var. İşte biz bunlara olgunlaşmamış, yetişkin olmayan erkekler diyoruz. Hala çocuklukta kalmış, çocukluktan dışarı çıkamamış hı hı. ve eşinden ilgi, sevgi ve şefkat bekliyor. Şimdi böyle olunca Karı koca arasında hali ilişki güçlenmiyor. Bir ilişkinde olması gereken kurallar var. Hı hı. Sadece anne babalık yapmayacak birbirlerine eşler. Birbirlerine sevgili olması gerekiyor. Birbirleriyle ruhlarının eşleşmesi gerekiyor. İşte bu noktada eğer bu konular yaşanıyorsa iki tarafında bundan dolayı problemler meydana geliyorsa hemen bir destek alması gerekir diyorum. Çünkü hiçbir ilişki anne baba aramak değil hayatını kuracağın ve çocuklarını yetiştirebileceğin bir zemin olması gerekiyor. Ve ayrıca anda mutlu olunması gereken bir durum olması gerekiyor. Her anda. Çok önemli bu. Evet ben mesela şu an burada anı yaşıyorum. Hı hı. Bakın kaptırdım kendimi gidiyorum. Anı yaşıyorum çünkü. Şu an geleceği taşımıyorum. Geçmişi önüme koymuyorum. Andayım. Ve bu anda kalma bana büyük bir enerji kazandırıyor. Hı hı. Ve ben bu enerjiyle istediğim her şeyi ...Allah'a çok şükür elde edebilecek kapasitede olduğumu biliyorum. Bu da çok önemli. Evet eşler... ve böyle kodluyorum kendimi. Eşler arasında da aslında çok güzel bir şey söylediniz. Anı yaşaması gerekiyor eşler. Yani hem arkadaş hem sevgili hem eş olabilmek bu anlamda çok önemli. Peki evet. ilişki kodlaması var mı hocam? Evet ilişki kodlaması var. Öyle mi? O zaman şöyle yapalım. Onu biz önümüzdeki hafta yapalım. Tamam peki. İlişki kodlamasını tamam, peki. şöyle ekrana bakalım ve ruh eşini bulma çalışması yapalım. Hmm. Herkes biraz merakta kalsın. Evet ben de meraklandım e, şu an. Hayatına nasıl bir insan çekmek istiyorsun? Neleri görmek istiyorsun? Hmm. Neleri yaşamak istiyorsun? Hmm. Bununla ilgili bir kodlama yapacağız. Artık e, şöyle düşüneceksin. Ne çıkarsa bahtıma değil. Sen ne hayal ettiysen o çıkacak karşına. Buna hazır mısın? Önce onu sormak lazım. Gerçekten veyahut da eşini ona çevirebilmek. Yani şu an hali hazırda yuvalar var, hı hı. devam eden yuvalar var. Bu yuvalar neden daha çok tatlanmasın, neden daha çok birbirine hizmet etmesin, hı hı. neden ayrılıklar olsun? Allah korusun. O, Ol, ya, ama olduysa yapacak bir şey yok. Evet. Ama olmadıysa hala da eşler birbirlerine aşıklar, hı hı. birbirlerini seviyorlar. Ama birbirlerine nasıl davranacaklarını bilmiyorlarsa. O zaman o çalışmayı beklesinler diyor. Hadi onu haftaya konuşacağız. Evet. Peki hocam bu niye oluyor? Yani bizim enerjilerimiz mi tutmuyor acaba? Ya da bazen hani bir ortama birisi girer enerjimiz böyle bir anda yükseli verir. O hiç gitmesin istersiniz. Evet. Bu enerjiler neye göre insanlarda var? Şimdi bakın enerji zaten bütün her şey enerji üzerine kurulu. Hı hı. Bu dünya bir enerjiyle dönüyor. Biz burada konuşmamız bir enerjiyle hı hı. ve bu enerji nereden ileri geliyor? Duygulardan ileri geliyor. Şimdi iki insan yan yana iki, e, erkek bayan yan yana geliyor. Aynı frekansa, aynı enerjiye o an yükseldikleri zaman birbirlerine bağla, bağlanmaya başlıyorlar ve o anda her şeyin birlikte yapabilecekleri algısına varıyorlar. Hı hı. Enerjisel olarak aynı düzlemde oldukları için bu. Hı hı. Ve o an hiçbir şey gözlerini görmüyor. Çünkü enerji saf ve temiz. Ne zaman ki ne zaman ki çevrenin baskısı, çevrenin söyledikleri ve bakış açılar ortaya girdi. Ya sen şöyleymişsin, sen böyleymişsin demeler başladı. Hı -hı. Yargılamaları getiriyor ve yargılamalar da karşı tarafın bütün e, hayatını alt üst ediyor. Evet. Yargılamaya da gönüllü olmamız gerekiyor. Yargılanmaya da. Yargılanmaya da, yargılamaya da. Yargılamaya da gönüllü olacaksın ama karşıdaki de gönüllü olacak. Hmm. Ben yargılanmaya gönüllüyüm. Sen de gönüllü ol. Gel birbirimizi yargılayalım. Ama yargılarsak şu çıkar ortaya. Benim seni nasıl yargıladığım önemli. Hmm. Diyelim ki ben yargıladım. Olumsuz bir cümle kullandım. Hmm. Sen bana sadece şunu söyleyebilirsin. Murat Bey, evet ben sizi dinledim ama sizin bu dedikleriniz sizin bakış açınız ve seçmiyorum. Hmm. Ya yani seçmiyorum, kabul etmek zorunda mısınız? Bu benim bakış açım. Seçmiyorum deyince o enerjiyi direkt geri göndermiş oluyorsun. Aynen muydu? gönderiyorsun ama şöyle de diyebilirsin. Tamam sen anlattın, bunlar senin bakış açın. Hmm. Evet seçiyorum çünkü bana çok hafif geldi diyebilirsin. İlla ki karşı tarafı refüze edeceğiz diye bir durum yok. Hmm. Ben karşı tarafın bakış açısını da dinlerim. Gönüllüyüm ya her hmm. şeye. Bakış açın varsa bana anlat, yargılaman varsa bana anlat. Ben hmm. dinlerim. Dinledikten sonra farkındalığım eğer yüksekse işte o zaman hafif mi ağır mı seçim şansım olur. Eğer benim farkındalığım yüksek değilse, eğer ben uyanmamışsam, eğer ben olanın bitenin farkında değilsem sadece dinlerim hı hı. ve hep dinlemede kalırım. Ve hep sana özenirim veya bir başkasına özenirim. Bakın bu özenti meselesi insanların dış görünüşünü besliyor ama içinden hiçbir türlü o boşluğu dolduramıyorlar. Ve sonradan hep ben ne yaptım hep aynı şeyleri yapıyorum karşıma hep aynı insanlar çıkıyor hı hı. diyerek bu sefer kendilerindeki bu eksikleri fark ettikçe çok gülünç duruma da düşebiliyorlar. İşte ben herkese diyorum ki gelin önce bir eğitim alın bir e, seans alın hı hı. bir farkındalığınızı açalım farkındalığınız açıldıktan sonra kimseye bağımlı olmanız gerekmiyor hı hı. her hareketi her kararı kendiniz çok rahatlıkla verebilirsiniz karar verici ol diyorum ben. Yani her şeyi kararını kendin verebilirsin. Ama bazı insanlar var. 50 kişiye sormadan hiçbir şey yapamıyor. Ya, değil hiçbir mi? şey yapamıyor. Kendi kararlarını veremiyor. Veremiyor. Acaba yanlış mı olur? Acaba doğru mu olur? Acaba o ne der? Bu ne der? Yerinde sayıyor, gidiyor. Ne evlenebiliyor, ne iş sahibi olabiliyor, ne arkadaşlar arasında bir tane cümlesi yok. Sadece bekliyor. Kararsız bir kişi farkındalığı hiç olmayan bir kişi midir hocam? Şimdi muhakkak farkındalığı vardır. Herkesin farkındalığı Hı -hı. olacaktır. İçinde bir potansiyel var herkesin. Her şey mevcut. Hı -hı. Sadece onun kilidini açacak anahtar gerekli. İşte biz ona o anahtarı teslim ediyoruz. Anahtar teslimi. Açacak kilidi, kendini açacak, kalbini açacak ve bilinç altını her şeyin yenisine, farkındalığına kodlayacak. O saatten sonra artık her şey ipler onun elinde. Hayatın iplerini almak isteyen hı hı. uyanışa geçer ve uyanışa geçtikten sonra bir daha geri dönüş yoktur zaten. Artık onu her şey tatmin etmez. Artık onu her şey mutlu etmez. O artık kaliteyi, güzelliği, sevgiyi, saf sevgiyi ve enerjiyi algılayacak bir kapasiteye sahip olmuş olur. Siz eğitim veriyorsunuz değil mi hocam? Tabii ki ben bilinçaltı sembol dili eğitimi hı hı. veriyorum. Yani bilinçaltına nasıl girilir? Hangi sembollerle girilir hı hı. ve bilinçaltı kodlama eğitimi. Bilinçaltı nasıl kodlanır? Öncelikle kişi kendisinin bilinçaltını kodlayacak. Hı hı. Daha sonra çevresini. Artık öyle boş boş kodlamalar yapmayacak. Mesela benim kodlamalarım her sabah mucize ötesine kodlamak. Yani Rabbimin bir mucizesi olduğunu hatırlamak, şükretmek ve önümüze çıkan her fırsatı, her olayı bir fırsata dönüştürebilmek. Hı hı. İşte bu da. ...durdurulamaz olmaktan ileri gelir ve başaran olmaktan ileri gelir. Bir insan durdurulamazsa ki siz de durdurulamazlar arasındasınız. Yaptığınız işlerle, birçok işlerle, sunuculukla ve halka en güzel şeyleri seçip seçip sunmayla... ...bu seçimleri yapmakla zaten durdurulamaz olmuşsunuz. E durdurulamaz olmak insana neyi getirir? Başarıyı getirir. Ve başarıya kitlenirsin. Her başarı seni beslemeye başlar. Bakın... Hayatında hiçbir başarıyı tatmamış insanlar var. Hiçbir şeyden yani e, mutlu olamıyor. Çünkü başarıyı bilmiyor. Ona ben, ben nasıl başaracağını bilinçaltına kodluyorum. Ve gerçekten de bilinçaltı ona işte bak başarı nasıl olunur, hı hı. güçlü nasıl olunur? Her şey artık onun elinde, anahtarında. Ona kalmış oluyor.